Herkese yeni bir günden selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Saat 1'e geliyor. Daha yeni oturacağım kahvaltıdan beri. Şurada bir kahve molası vereyim dedim. Sizlere de selam vereyim. Nasılsınız bakalım? İnşallah iyisinizdir. Dün akşam çok yağmur yağdı burada. Serinledi mi? Hayır. Hava serinlemedi ama güzel yağdı. Kahvem de mis gibi olmuş. Çikolata çıkardık Duru'yla. Azra'ya da verdim. Bunun içi Oreo'lu, Milka'nın. Rıza almıştı ama gerçekten tadı çok güzel. Ve Elif kardeşiniz ne yapıyor? Arkadaşlar kahvaltıdan beri ütü yaptım. Ortalığı toparladım. Valizler burada hazır. Şu kızlara. Bu bize olacak. İnşallah yeter. Üstünü sileyim. Kenardaydı bunlar. Şöyle bir tozunu alacağım. Oraya çıkardım. Hiç kullanmadık bu arada. Bunları internetten almıştık. İlk kez kullanacağız. Diğer büyük valizimizin ayakları kırılmıştı. O artık kaç senelikti zaten. Bir de kayınvalideminkini alıyorduk bir yere giderken. Onun da büyük valizi var. O yüzden bunları bu sene aldık. İkisine 700 TL'ye vermiştik ama şifreli mifreli böyle güzel yani korunaklı bir valiz ikisi de. Bakalım güzel günlerde kullanırız inşallah. Dur anneciğim şu kısma gelelim. Evet ütüledim çoğu şeyi. Tamam valizde de kırışacak ama ütülü gitsin dedim. Ütümü de alacağım yanıma. Geçen sene otelde her odada ütü ve ütü masası vardı. Bu sefer de vardır diye tahmin ediyorum ama riske atmamak için arabanın bagajına kendi ütümü koyacağım arkadaşlar. Şunu şöyle askısıyla koyacağım. Bu muhtemelen bayağı bir kırışacak kimono. Elbisemi de askısıyla koyacağım. Şurada bir elbise daha var. Bir tane plaj elbisesi var. Şöyle şapkalarımız. Bir tane şöyle. Neydi bu? Pareo gibi bir şey böyle işte. Kolluklar. Duru'nun malzemeleri. O poşetlere iç çamaşırları koydum. Kapalı dursun dedim. Çocukların ve bizimki ayrı ayrı. Azra Hanım'ınkiler burada. Ütüledim. Hepsini. Duru'nunkiler burada. Duru'ya da bayağı bir şey koydum ama yine de hani bakacağım duruma göre. Rıza'nın tişörtlerini ütüledim. Şortları falan her şeyi burada. Daha sonra gerçi yani aşırı aşırı bir şeyler getirmiyorum arkadaşlar. Geçen sene çoğunu kullanamadan geri götürdüm. Şurada bir plaj elbisesi var. Bunu biliyorsunuz pazardan almıştım. Yıkamıştım. Kurudu. Bunu da ütüledim ama gene kırışacak tabii. Burada benim atlet tarzı şeylerim var. Kısa böyle. Burada işte deniz malzemeleri, şortlarım, şurada ütülediğim pijama takımım var, bir tane tişört var, bluzlar var. Şöyle yüksek bel pantolon koydum, akşamları giyerim diye üzerine böyle bluzlar koydum. Hepsini gösteririm size koyarken. Bu turuncu elbisemi geçen yaz da giymiştim tatilde. Bunu seviyorum, Defacto'dan almıştım, çok da güzel çıkmıştı. Onu öylece koyacağım. Daha işte bakalım buraya gelecekler. Yani birkaç bir şey daha koyulur. Burada da gece giyeceklerimiz var. Şunları Azra giyecek. Şunları Duru giyecek. Bunları giymek istedi. Onlar benim. Rıza zaten ayarladı kendine. Yolculukta o yanına yedek bir tişört daha alacak hatta. Onları böyle yanımıza çantaya koyarız. Hani terlediğimiz zaman değişelim diye. Ben Duru'ya da alacağım yedek. Yolda ne olur ne olmaz. Çorap, morap her şeyi ayarladım arkadaşlar. Poşetlerde çoraplar da var. Çok parlıyor herhalde. Heh, evet. Böyle yani. Evet burası da ayrı bir karışık. Bunların hepsini yıkayıp kurutmuştum. Makinede yıkadım her şeyi tertemiz. Sırt çantasına koyacağım. Azra'nın benim terlikler şurada. Rıza'nınkiler. Duru Hanım'a şöyle bakın. Kendi seçiyor işte. Ütüyü her ihtimale karşı koyuyorum. Geçen sene her odada hem masa vardı hem ütü vardı arkadaşlar. Bu sene de olur mu bilmiyorum. Yani olur diye tahmin ediyorum ama ben yine de poşetle bagaja koyacağım. Ütüm dursun. Çünkü kırışacak şeyler oluyor. İlla ki ütü gerekiyor. Bunları da dediğim gibi Rıza'nın şu büyük sırt çantasına komple doldurayım diyorum. Valize hiç sokmayacağım bunları. Zaten temiz oldukları için sırayla yerleştiririm. Yıkadım. Şunu zaten hiç giymedi Rıza. Şunlar bizim kullandıklarımızı hep yıkamış oldum. Balkonda da kurumuşlar. Böyle. Vallahi su içindeyim bu arada. Çok terledim. Ütü beni gerçekten çok bunalttı. Önce şu valizleri sileyim. Tozlanmış sadece. İçleri zaten temiz. O bizim valiz diğer şey. Bizim valiz arkada duyuyor musunuz?
tuzu yaptım. Mutfağı toparladım işte. Sonra ne oluyor? Ya hiç anlaşamıyor. Hiç anlaşamıyorlar. Artık sinirlerim kaldırmıyor gerçekten. Onu diyordum. Mutfağı toparladım. Rıza da annesine geçti. Memleketten dayısı geldi arkadaşlar. Yarın da yengesi, kuzeni ve eşi falan gelecek. Misafirleri var kayınvalidemin. Seneler sonra buraya geliyorlar. Yani kaç yıl oldu? Valla en son bizim düğünde geldiler herhalde gerçekten. Ve Rıza dayısını bizim düğünden sonra ilk kez bugün gördü. Memlekete gitmedi Rıza, yıllar oldu. Dayı da gelmedi. Aslında kayınvalidem hep gittiği için memlekete geçen seneye kadar. O sene de bir 15-20 gün kardeşinin yanına gidiyor zaten. Neyse dayı geldi, onu görmeye gitti. Bayağıdır da orada, ben de gideceğim çocuklarla. Şu işlerimi toparlayayım dedim, doğru kayınvalideme geçerim. Ben Rıza'nın dayısını da yengesini de çok severim gerçekten. Kuzenleri de çok iyidir. Birkaç tanesiyle tanışma fırsatım oldu zaten. Her neyse memlekete de gitmiştim bu arada. Azra 5 yaşındaydı. Kayınvalidemle gitmiştik. Çok da güzel ağırlanmıştık. Yengenin evinde kalmıştık, dayıların evinde. O zaman Duru falan yoktu. Bir tek Azra, ben, kayınvalidem gitmiştik. Arhavi'yi de görmüş oldum yani. Böyle arkadaşlar, o yüzden dayısıyla vakit geçiriyor. Bizim tatilimiz 3 ay önceden ayarlandı. Onların geleceği falan belli değildi. Çünkü onlar bir anda karar vermişler buraya gelmeye. Öyle bir planları yokmuş. Ama bizim gitmemize denk geldiği için tabii ki üzüldüm. Onlarla vakit geçirmeyi ben de isterdim. Rıza da aynı şekilde, ama biz dediğim gibi bunu Haziran'ın başında ayarladık. Haziran'ın başında ücretini ödedik. O yüzden tarihimiz belliydi. Neyse, sağlık olsun. Şimdi önce kızlarınkini koyalım. İnşallah sığar. Onların çamaşırları burada mıydı? Evet, bu sizinki. İnşallah sığar. İnşallah sığar, bilmiyorum. Rıza bunları aldı böyle ama. Bununkileri de koyduk mu? Bu tamamdır Duru. Sığacak gibi. Şunları zaten poşete de koyarız, anladın? Dur bakalım. Üzerine koyabiliriz ya da. Şu Duru'nun kolluklarını falan. Yine bozulacak. Yine bozulacak da orada ütüleyeceğiz yine. Anladın anneciğim? Şunu da şöyle koyayım. İyi yaşar. Kızlarınkine sığdı bu. Sığdı gibi sığdı. Şu sizin şapkaları da alayım. O kadar çok konuşuyor, o kadar çok soru soruyor ki, inanın beni sapıttırdı. Ama bak, ütüleneceklerin, ya ütülenmişlerin üstüne geliyorsun. Kaç kere dedim sana? Her şeyi sen yapmak istiyorsun ama. Bizim çamaşırlar da sığar mı? Sığar. Bizim çamaşırlar da sığar. Sizin valiz bayağı bir şey aldı bunu. Bak. Şimdi bunu güzelce kapatmak var. İlk valizimiz hazır. Sığdı. Bayağı içi genişmiş. Küçük görünüyor ama bayağı içi büyükmüş. Ter içindeyim. Gerçekten ter içindeyim. Hiçbir şey yapamıyorum. Çok heyecanlısın. Çok mu heyecanlısın? Şimdi en alta şunları koyayım. İçinde ne var? Ha, garanti belgesi var. Bunu böyle askısıyla koyacağım ikisini de. Şunu da. Bu zaten kırışacak. Boşu ütüledim de gene de dedim öyle kırış kırış koymayayım dedim. Yoksa bu kırışacak belli yani. Şimdi ama ütülüz var. Dur şu Rıza'nınkileri koyalım. Şöyle üstüne elbisemi koyuyor. Baba böyle duruyor. Şunlar kaldı. Onlar anneleri. Şimdi bir sürü atlet aldım. Şöyle şortların üstüne giymeye. Şöyle şu kısa atletlerden. Kahvaltıya falan inerken bunları hemen şortun üstüne geçiririm diye aldım. Şöyle bir tane yine deniz şortu aldım. Ya giyerim ya giymem, ya da böyle
Orada bir şeyler yerken hemen mayonun üstüne geçirdim. Oturma yerlerinde çünkü tek mayoyla izin vermiyorlar zaten. Ya üstünüze bir şey geçireceksiniz. O şekilde. Şöyle bir tane Carrefour'dan aldığım mayo var. Çok güzel çıktı. Şöyle koyalım onu. Şunları da Trendyol Mila'dan almıştım. Yüksek bel alt. Bir de şöyle renk bir üst almıştım. Bunlar çok güzeller. Şöyle bir bluz aldım. Yüksek bel pantolonun üstüne giymeye beli fırfırlı tam belde bitiyor. Bir tane beyaz aldım. Şöyle koyalım. Daha sonra bir tane şöyle siyah bir bluz var. Evet. Bakın kolları şöyle tül detaylı. Yeni adı tulum. Bunu da yine yüksek bel pantolonun üstüne giymeye. Şu yine siyah mayomu ne olur ne olmaz diye koyuyorum. Bu geçen sene Elsiva'dan aldım. Elsiva'dan mı almıştım, Penti'den mi? Elsiva'dan almıştım herhalde. Aynısı Penti'de de var. Daha sonra şu işte bahsettiğim yüksek bel pantolonum. Ultra yüksek bel. Bu böyle çok güzel bir kumaş mı diyorlar, ne diyorlar buna. Bunu aldım. Şöyle bir şort almıştım bakın. Salaş bir şort, lacivert, terliklerle falan çok hoş oluyor. Daha sonra bir tane tişört koydum. Sonra bir tane şöyle şortlu pijama takımı koydum. Bir tane de elbise altına şöyle kısa boxer tight'lardan koydum. Bizim valizde tamam. Şöyle bakın. Dur şimdi. Saçın da kabardı iyice. Nasıl oldu? Şapka burada kırılır mı? Bunu arabanın önüne de koyabilirim. Terlikler, ayakkabılar da sırt çantasına sığdı. Buna da ütüyü koydum. Yastık, ıslak mendil, havlu kağıt, bunları arabaya koyacağım. Bunları da gece giderken giyeceğiz. Rıza da zaten spor ayakkabı giyecek, rahat kullanayım diye. Biz Azra'yla terlikleri giyeriz. Duru'ya spor ayakkabı koydum. Ne olur ne olmaz diye onları giysin. Arabada çıkartıyor zaten, çorapla duruyor. Yanımıza çorap da alacağım. Hatta şuralara çorap koyayım ben. Valizde var ama yedek bir de çorap koyayım. Yanıma yedek, çocuklara tişört de alacağım arabanın içine. Böyle vallahi gitmek meseleye, gelmek meseleye, biraz uğraştırmalı şeyler ama zevkli şeyler. Kendime pijama takımı almışım, Rıza'yı almamışım. Şöyle şortlu bir pijama takımı var onunda. Bunu Mila'dan almıştım. O kadar güzel çıkmıştı ki. Ah, bir Duru bırakırsa göstereceğim size de. Şöyle bunu da Rıza'ya koyayım. Ne güzel, ben bir bakacağım. Hayır, neyine bakacaksın? Şöyle koyalım. İlla bir eksik çıkıyor ama her şeyi koydum sanırım. Şöyle saç boneleri koyuyorum rengarenk, kızlara ya da kendime takmaya, şapkadan hariç. Beyazını bulamadım. Duru nereye koydu Allah bilir. Şu da bez olan plaj çantam. Bunu da koyayım. Hasır olanı bugün alacağım. Hayır hayır, onunla işimiz yok. Hasır olan çantayı biliyorsunuz terziye verdim dün. Kolu yapılacak. Bunu da koyayım ne olur ne olmaz. Tabii ki saç maşamı, bunu alta bir yere koyayım, kıyafetlerin arasına saç maşamı da alayım. Şöyle tokalar, takılar, şöyle sadece küpe şunları alıyorum. Şunu, şunu çocuklara, bana, kafamıza da takacağız zaten. Duru'nun tarağı burada. Kendimize de tarak, diş fırçaları falan, onları en son koyarım. Şöyle ilaçları koydum. Duru'nun grip şurubu, Dolven. Bir de şu diş ağrısı için arkesçi verdikleri. Onları aldım. Şunu da Azra'ya aldım. Yolda mide bulantısı için Metpamit diye tablet. Midem bulanıyor diyor arabaya bindiği anda. Parfümleri koyacağım. Deodorantlar, aseton, oje koyacağım daha ama Duru hep aklımı karıştırıyor gerçekten. Bunları plaj çantama alacağım zaten hepsini. Bir tane şeffaf bir çantam vardı. Onu bulabilirsem bunları onun içine dolduracağım ama şu an inanın kafamı o kadar karıştırdı ki hiçbir şey bulamıyorum. Rıza'nın gözlüğü arabada. Şunlar benimkiler. Hava kapattı arkadaşlar. Çarşıya indik. O plaj çantasını alacağım. Bir de bir yere daha uğrayacağız. Mecbur Rıza'yla birlikte inelim dedik. Bakın yağmur yağdı. Deminden beri uçuyor dışarısı. O kadar rüzgar var ki.
Biz çarşıdan geldik arkadaşlar. Terzden aldım. Buraları çok deforme olduğu için abla böyle yapmış. Hasır ipten yaptım dedi. En azından kötü görünmez dedi. Ben de iyi dedim, beni kurtarır. Şu tarafı da keşke yap deseymişim ona ama neyse, artık zaman yoktu. Çok da göze batmıyor burası, bakın. Şöyle uzak göstereyim. Kötü durmuyor yani. Ancak abla böyle kurtarabilmiş. Tamam, elleme. İçten de dikmiş onu güzel. Asla dedi çıkmaz dedi. Çantayı da böyle kurtarmış oldu. Saati 6 yaptık arkadaşlar. Rıza odaları süpürüyor. Salonla mutfağı ben aldım. Evi dedi komple süpürelim, temiz bırakalım dedik. Her yer saçtı çünkü. Ondan sonra da artık bir işimiz kalmadı. Dinleneceğiz, bu akşam erken yatarız. Bir kahve içeyim dedim. Saati 8 yaptık arkadaşlar. İşler güçler bitti. Her şey hazır. Birazdan sadece eve gidince bir duş alacağım, o kadar. Gece 3'te falan da yolcuyuz inşallah. Duru'yla ikimiz kaldık. Azra'yla Rıza halletti de. Böyle yemek falan yedik. Bulaşıkları toparladım. Rıza komple bütün evi süpürdü. Bana yardım etti yani. Öyle bırakmayalım dedik. Şimdi kayınvalideme geçiyoruz. Biliyorsunuz Hayri dayı gelmişti memleketten. Ona bir hoş geldin diyeyim. Biraz onunla vakit geçireyim, sohbet edeyim. Onu da görmüş olalım. Hem de kayınvalidemlerle vedalaşırım. Rıza zaten bugün bayağı bir buradaydı yani. Dayısıyla bayağı vakit geçirdi. Böyle gitmeden onu da görmüş olacağız yani. Öyle kızlarla gidiyoruz bakın. Dikkat edin, beni bekleyin. Bekleyin beni. Öyle arkadaşlar. Gelince görüşürüz. Evet, vedalaştın mı dedenlerle? Saat 9.30'a geldi arkadaşlar. Rıza şimdi erkenden yatıyor. İnşallah uyuyabilir. Niye diye sorun. Bir demlik çay içti. Yani uyumaz ama en azından dinlenmiş olur. 3'te de kalkacağız. Allah nasip ederse yola düşeceğiz. Dayıyla bir saat oturduk, sohbet ettik. Dayı dedim böyle oldu, kusura bakma, böyle denk geldi. Biz dedim Haziran'da aldık. Rıza dedi söyledi, kızım siz hiç üzülmeyin. Güzel tatilinizi yapın. Bol bol keyfini çıkarın dedi. Onunla oturduk, sohbet ettik. Hiç değişmiyorsun Elif diyor. İlk evlendiğin gün nasılsan aynısın diyor. Ay dedim dayı sağ ol, nerede, yaş ilerliyor dedim. Sen de dedim aynı gördüm ben seni. Gayet sağlıklı gördüm dedim. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Dayımız iyidir, Rıza'nın dayısı. Çok severim kendisini. Yengeyi de aynı şekilde. Yarın akşam da diğer misafirler gelecekler. Pazartesi de gidiyorlarmış. İnşallah dedim seneye bakarsın memlekete biz geliriz. Rıza senelerdir gitmedi çünkü. Allah nasip ederse dedik biz geliriz. Mutlaka bekliyorum diyor. Gelin kızım diyor. Kalacak yer var nasılsa diyor. Dayınızın evi var diyor. Çocukları alın gelin diyor. Dedim inşallah dayı. Böyle arkadaşlar, kayınvalidemlerle de vedalaştık. Şimdiden iyi yolculuklar dileyen, iyi tatiller dileyen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim kazasız belasız yerimize varmayı, sonra da evimize dönmeyi nasip etsin. Yolculuk hali ne olur ne olmaz, her şey Allah'tan, hakkınızı helal edin. İyi yolculuklar dileyen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bakalım, su gibi gelsin, su gibi geçsin inşallah. Giderken çay demleyeceğim gene. Termosa çay yapacağım. Rıza dedi ki Elif yolda içerim, hem de uykumu açar dedi. 2.30'da kalkarım tekrar. Çayımı demlerim, termosa koyarım. Allah'ın izniyle düşeriz bakalım. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Yarın kısmetse artık Alanya vloglarında görüşürüz. Böyle Duru zaten sabahtan beri heyecanını bastıramadı. Çocuklar çok seviniyorlar. Böyle bakalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz inşallah.